Sevgili arkadaşlar, bugün entalpi ünitemizin 3. videosuyla, tepkime sızı ünitemizin 3. videosu bağ enerjileriyle birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar, bağ enerjisi nedir ya da bağ kırılması nedir, onlardan bahsedelim. Şimdi bir bağın oluşabilmesi için tepkimenin ne olması gerekir? Egzotermik olması gerekir. Bağın kırılması için de dışarıdan ısı almak gerekir. Bağın kırılması o yüzden endotermik, bağ oluşumu ise egzotermiktir. Burada bağ enerjisi delta H B 0 ile gösterilir ve birimi kilojül bölüm moldür. Burada en önemli şey, bağ enerjisini ölçebilmek için, burası çok önemli, tepkimeye girenlerin ve ürünlerin mutlaka gaz halinde olması gerekir. Burası önemli arkadaşlar. Aman dikkat. Bağ enerjisini ölçülebilmesi için tepkimeye girenlerin ve ürünlerin mutlak suretle gaz halinde olması gerekir. Kimyasal bağın oluşumu egzotermik, kimyasal bağın kırılması ise endotermik olaydır. Bir bağın koparılması için gerekli enerji ne kadar büyükse bağ o kadar sağlamdır. Bağ uzunluğu ne kadar kısa ise bağ da o kadar sağlamdır. Yani burada şunu demek istiyor. Bu nedenle üçlü bağlar ikili bağlarda tekli bağlardan daha kısa ve daha sağlamdır. İlerleyen ünitelerde, özellikle organik kimyada, bu bilgi bizim oldukça işimize yarayacak arkadaşlar. Üçlü bağlar ikili bağlardan daha kısa, ikili bağlarda tekli bağlardan daha kısadır. Yani en kısası üçlü bağlar, en uzunu tekli bağlardır. Dolayısıyla en sağlamı kimdir? Üçlü bağlar, sonra ikili bağlar, sonra tekli bağlardır. Yani iki atom arasındaki bağ sayısı arttıkça bağ uzunluğu kısalır ve sağlamlık artar. Burada biz delta H'ı nasıl bulacağız arkadaşlar? Delta H'ı burada kırılan bağların enerjisinden oluşan bağların enerjisini çıkartarak bulacağız. Ama bir şeye dikkat edeceğiz yine. Buradaki bağ sayısıyla, yani ısıyı bağ sayısıyla çarparak bulacağız. Diyelim ki mesela karbonla hidrojen arasında 4 bağ var. Biz ne yapacağız? Karbon hidrojen bağ enerjisini 4 ile çarparak yazacağız. Veya karbonla karbon arasında 3 tane bağ var ayrı ayrı. Yani şu şekilde demek istediğim şu. Karbon, 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 karbon. 3 tane bağ var. 1, 2, 3. O zaman bu karbon-karbon bağ kırılması için gerekli olan enerjiyi de 3 ile çarparak hesaplayacağız. Yani mutlaka burada riayet etmemiz gereken kural nedir? Bağ enerjisiyle katsayıları ya da bağın sayısını çarpmaktır mutlak suretle. Evet sevgili arkadaşlar, yukarıdaki verilen bağ enerjilerine göre tepkimesinin delta H'ı kaç kilojüldür diyor. Arkadaşlar, cevap şıklarında ufak bir yanlışlık vardı, onu düzeltme gereği duydum. Hemen soruyu çözmek gerekirse hemen çözelim. Azot, azot üçlü bağı artı 3 H bağı 2 N H bağı. Ne yapacağız burada? Kırılanlar eksi oluşanlar. Azot azot bağın enerjisi delta H eşittir 441 artı hidrojen hidrojen bağından 3 tane var. Hidrojen hidrojen bağın enerjisi 436 çarpı 3 eksi. Arkadaşlar, başka ne var burada? Hemen bakıyoruz. Azot hidrojen bağından 6 tane var. 393 çarpı 6 ne yapar? 441 artı 308. Burası da 18, 54, 55 yapacak. 6 kere 18, 2358 yapacak. Buradan gerekli işlemleri yapalım hemen arkadaşlar. 441 burada kaldı. Bununla da bunu çıkartırsak birbirlerinden 1000 ne kalacak? 1050 kalacak. 1050'den 441 çıkarsa arkadaşlar, o da ne yapar? Eksi 609 kilojül yapar. Cevabımız Edirne seçeneği. Hemen bakalım bu soruya da. Yukarıdaki tepkimenin delta H'ı kaç kilojüldür diyor. Karbon, hidrojen bağı, hidrojen. Artı oksijen bağından 2 tane varmış. Karbondioksitten 2 tane var. Karbon oksijen bağından. H2O'dan H bağından da 2 tane varmış. Hemen hesaplayalım. Delta H eşittir. Karbon hidrojen bağından 4 tane. 416 çarpı 4. Artı oksijen bağından 2 tane, 498 çarpı 2 eksi karbon oksijen bağından 2 tane var, 724 çarpı 2 eksi oksijen hidrojen bağından 4 tane var,
464 çarpı 4. Burada 4 leri kendi arasında parantez alırsak delta h eşittir 4 parantezinde 464 artı 416. Bunu da 2 parantezin alırsak eksi 2 parantezin alalım. 724 eksi 498. İşlemleri yaptığımızda 4 çarpı 464'ten 416'yı çıkarttığımızda 50, 48 kalır. 4 çarpı 48, eksi 48. Eksi 2 çarpı 724'ten de 498'i çıkartacağız. 224, 226 yapacak burası da. İşlemleri yaptığımızda 4 değeri 48, 192. Eksi 2 kere 226 çarpı 2 de arkadaşlar 452 yapar. Bunları da topladığımızda 452 ile 4, 95 daha 4, 4 bir daha 5, 644, eksi 644 yapacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.